rengi değişir mi? Parkta ya da bahçede oynarken toprağın rengine dikkat ettiniz mi? Toprak kahverengi miydi? Peki, çöldeki toprak rengi ile bir ormandaki toprağın rengi aynı mı? Toprak, hava, su, mikroorganizmalar ve kayaç gibi farklı bileşenlerden oluşan karmaşık bir yapı. Tabii bu karmaşık yapının rengi de içinde bulunan maddelere göre çeşitlilik gösterir. Örneğin, toprağın renginin kırmızı olmasının sebebi içinde bulunan demirdir. Toprağın bileşenlerinin yanında toprağın rengini etkileyen çok sayıda faktör vardır. Hadi bu faktörlerden birkaçını birlikte inceleyelim. Bunlardan biri yağıştır. Bir yerde yağış ne kadar fazla olursa toprağın üzerindeki maddelerin yıkanması, yani yağmur suyunun toprağın altına inmesiyle toprağın rengi de bir o kadar açılır. Ya da bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde zamanla toprağa düşen bitki yapraklarının ve çeşitli organizmaların çürüyerek toprağa karışmasıyla toprağın rengi koyulaşır. Sıcaklık da toprağın rengini etkileyen faktörlerden biridir. Sıcaklık arttıkça toprağın nemi azaldığından toprağın rengi giderek açılmaya başlar. Yani toprak kırmızı, sarı, kahverengi gibi pek çok farklı renkte olabilir. Toprağın rengini belirlemek için geliştirilmiş renk kartları bile vardır. Bu kartları kullanarak uzmanlar toprağın rengini ve açıklık koyuluk derecesini belirler. Siz de bazı yerlerde neden toprağın beyaz renkte olduğunu araştırabilirsiniz. Araştırmanız neticesinde elde ettiğiniz bilgiyi bir videoya kaydederek tanitim@map.gov.tr adresine göndermeyi unutmayın.